Herkese merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm gençler. Yeni videomuza hoş geldiniz. Evet, bugün Eymen Buray'la bir giriş yapalım dedik. Evet. Geçen dedesine şöyle kocaman bir şey aldırtmış arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim. Biz o gün dışarıdaydık, Münih'e gitmiştik. Akşama doğru da babam almış Eymen Buray'ı. Evet. Gitmişler böyle oyun yerine, böyle oyuncaklarını, bütün oyuncaklarını... Spirit Fright Set'e gitmişler. Annem hayır dikkat. Ondan sonra Eymen Buray tutturmuş bunu. Gidiyorlar, geliyorlar, bunu gösteriyormuş. En sonunda babam da bunu almış. Tabii oynayamıyor aslında ama şöyle göstereyim size. Oysa 6 yaş üstü biliyor musun? Babam diyor ki gitti geldi diyor. Baktım. Buna baktım. Bir daha baktım. Diyor, ben doğru aldım. Adamcağızıma diyor ki ha bunu niye yaşına baktım? Almış bir de eve gelmiş oturmuş kurmuş. Evet. Canım babişko benim ya. Evet, kesesine bereket. Bu şekilde hatta göstersene nasıl olur. Şarj, arabanın şarjı bitmiş. Onun için yapamıyoruz ama. Ama çok şurada eğlenceli. Ufak arabalar var. Benden çok Burak, Ahmet, eşim oynuyor. Vallahi. Şöyle kollar var. Bundan bir veriyoruz gazı. Araba orada dönüyor. Vırırırır gidiyor. Beyza, adı Eymen'in ama tadı da üçünün. Aynen. Vallahi güzel. Gerçekten keyifli oluyor. Ben bile böyle bir yere taktım. Evet, annemin aldığı treni de biliyorsunuz. Bu da çok güzel ama Eymen Buray yine böyle oturup oynayamıyor. Hani şu an daha o şeyde değil yani, evet. 1-2 ay olur ama o şeyde. Kafası hep dağıtmaya geliyor. Aslında bir düzenli elinden bez düşmez, burada da dolapları boşalıyor. Dekorunu beğenmedi demek. Hiç dolap dekorunu. Bir de kadınlar bana diyor ki şey ablamız bak iş güzeli göster. Güzel mi kaldı kurban? Aynen, düzen kalmadı. Güzel mi kaldı? Evet arkadaşlar, biz şimdi bir yandan kahvaltı hazırlığı yapıyoruz. Daha doğrusu annem yapıyor. Ben valla anam anca... bir yumurta salatası hazırladı. Pancake hazır. Pancake de taze sütünü de pişirdim. Yoğurtsun yoğurdumu da getir göster çocuk. Ha tamam, göstereyim. Anam sabah sabah. Oho. Aha. Burada. Taze günlük süt. Ondan sonra yumurta salatam da hazır. Burada da pancake hamuru var. Bu da Beyza'nın tarifi. Kopya çektim. Aa, ellerine sağlık canım. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Şimdi biz biraz oyun oynayalım. Kahvaltı hazırlayalım. Sonra tekrar görüşürüz. Burası da Eymen Buran'ın oyun köşesi. Geçerdim. Öyle. Oyuncaklar evet. Burada. Ha, ne oldu? Mikroş. Kahvaltımız hazır arkadaşlar. Şöyle yumurta salatamız, şöyle pancake'lerimiz hazır. Bir de işte ortaya peynir, zeytin, her şeyden koyduk. Şimdi bize afiyet olsun. Evet, sen acıktın değil mi? Bayağı bir sabırsızlaştı Eymen Buray. Evet, anne ellerine sağlık valla. Afiyetçi falan olsun ya. Afiyet olsun anne. Şimdi Eymen Buray'a da bir tabak hazırladım arkadaşlar. O. Ne oldu? Ham. Nazlı benim oğlum. Arkadaşlar biz dışarıya çıktık. Evet. Vallahi evde bir mıyışmışız kahvaltı sonrası. Hatta bir ara bugün çocuklara abim Toyaş bir plats var. Augsburg'da yaşayanlar bilir. Çok güzel bir yer. İşte hayvanlar oluyor. Çok büyük eskiden bir parkı. Eskiden çok güzel beğeniyordum. 6. yaşındaydım. Evet. Hatta doğum günü partisi yapmıştım. Ay arkadaşlar kusura bakmayın, nefesim böyle kameraya doğru verdiysem bir böyle bir yapmış gibi oldum ama neyse, yani enişenin doğum gününü bile orada kutlamışlığımız var, 6. doğum günü. Çok güzeldi. Evet, bayağı hazırlık yapmıştık o zamanlar. Neyse, gerçekten çok güzel bir yer. Bugün götürelim dedik ama o kadar yorgunduk ki, orası da insana biraz yoruyor böyle, hani İşte çocuklarla falan oynayalım derken çok yorulacaktık. Dedik biraz daha böyle aktif olduğumuz bir gün inşallah yaparız. Şimdi dedik ki bari çocuklar yine de dışarıya çıksın. Şöyle bizim böyle bir yol var. Şu an buraların böyle olduğuna bakmayın. Yazın yemyeşil oluyor. O kadar güzel oluyor ki. Hatta şurada da deremiz var. Bana bazen yorumlarda şey diyen oluyordu. Beyza işte hani hiç yeşillik göremiyoruz ama
Aslında çok yeşillik var da biz şimdi AVM falan gidince tabii orada çok çok gözükmüyor. Evet, şimdi bu yolu yürüyoruz. Hem güzel nefes alıyoruz hem de... Efendim? Dere yolundan mı gidelim? Oradan mı gidelim? Şuradan gidelim. Orası biraz yorabilir. Nereden? Ters tuşta orası. Şey, buradan mı? Soldan gidelim. Ondan sonra cama hem Rossmann'a falan da uğrayacağız ve biz yaklaşık 2 haftadır buradayız ama 2 haftadır sıvı yağ bulamıyoruz arkadaşlar. Marketlerde hiç sıvı yağ kalmamış. Biliyorum aşkım ama çocuklarla zor olur. Bir de şey, orası daha uzun yolu da. İyisi böyle ne kadar az yürürsek kârdır. Ondan sonra... Aynen. Dur kendimi de göstereyim ya, öyle konuşayım bari. Şu an güneş var ama birazdan geçer. Evet. Yani dediğim gibi sıvı yağ bulamıyoruz. O yüzden ya mesela geçen markete nedense gittik. Bitiyor, millet bitiyor. Aynen, herkes evet. Stoklamış. Geçen işte bir markete gittik. İşte bir tane kalmıştı. Anneme dedim hatta, anne al şunu dedim. Yok ben giderim bir yerden full alırım, hani böyle birkaç paket birden alırım dedi. Almadı o gün. O günden beri sıvı yağ arıyoruz. Evet. Neyse bir şey olmaz. Bakalım inşallah bulursak sıvı yağ alma niyetimiz var. En iyisi bugün pasta mı yapacaksın sen? Ya böyle hızlı böyle pasta yapacağım. Küçük küçük. Sen çekersin bizi. Çekersin bizi değil mi? Evet ama bu arada göz ölçüsüyle yapacağım yani, haberiniz olsun. Tamam, yaklaşık tarifleri gösterirsin. Evet. Hepimiz göz ucuyla yaparız sonradan dermiş. Evet, güneş gitti çok şükür. Öyle arkadaşlar, yani bu şekilde. Şu an ışık da falan da çok kötü. Devam çekmeyeyim. Marketlerde, murketlerde görüşürüz. Murketlerde. Evet arkadaşlar, antrasit ve beyaz uyumu dış cephede çok çok güzel ya. Evet, çok güzel. Keşke kiremitleri de o şekilde olsaydı. Yan evle bu ev arasındaki dağlar kadar farkı görünüz. Diyorum ki yan evle diğer evle arasındaki dağlar kadar fark, ortadan çekmişler bir çizgi. İki tane kişi yaşıyor ya odayı. Aynen. Yani. Muhtemelen iki tane evet, ev oluyor. Buralarda zaten genelde, yani çoğunlukla mesela şuralarda tek kişilik evler oluyor. Bahçeli mahçeli. Aa, bak garajlar da var aynen. Ay bu yolu yürümeyi o kadar özlemişim ki arkadaşlar, ben bu yolu her sabah okula giderken yürürdüm. Şöyle dümdüz. Zaten Rossmann'ın olduğu yerden ya trene binerdim ya da okula kadar yürürdüm. O şekilde. En iyisi. Ne dedin Burak? Aynen ama işte hani bazen de yakınsa zamanı, trenin gelecek saati, trenle gidiyordum. İyi mi Niko? Rahat mısın annem? Evet arkadaşlar, biz eve geldik. Annem de böyle güzel... Evet annem. Annem de yemekleri hazırlamış. Hemen sizinle paylaşmak istedim. Şöyle patates fırında graten yapmış. Ondan döner eti sonra... yaptım. Eti bir güzel soteledim. Aynen öyle. Şöyle yapayım. Döner baharatı kattım. Oh. Ondan sonra şöyle salatalık salatası. Kuskus makarnası. Bir de şöyle baklava. Bunu hazır yufkadan yaptın değil mi anne? Tabii. Ne korlarıma yazık. Evet. Bunu daha böyle süsleyeyim. Ha, bu da buna gelecek inşallah. Hadi bakalım. Bize afiyet olsun. Ertesi günden herkese selamlar. Arkadaşlar dün devam ettiremedik videoyu. Zaten dün çok fazla bir şey de yapmadık. Şimdi uyandık. Böyle Eymen Buğra hazırlandı. Mihra hazırlandı derken. Şimdi annem de pişi yapıyor. Kahvaltıya. Bir de süslüyorum. Donat gibi bak bak. Donat gibi. Gerçi harbiden üstüne çikolata sos döksen belki donat gibi olacak. Ama lezzeti var ya, öyle güzel ki. Lezzet söylemesi. Tarifi ne? Tarifi? Paylaşırım, yazarım, veririm sana, sen altına kaydet. Tamam, kaydederim. Evet arkadaşlar. Ne güzel. Aman Allah'ım. Anne. Sıvı yağda... Kız sıvı yağ bulamıyorum. Kız ara tara tırıs yok. Harbiden yok arkadaşlar. Almanya'daki Türkler de marketleri talan etmişler. Vallahi korkudan küçücük tavada yapıyorum ha. Bir şişem var. Neyse Allah... Rızka kefil bulacağım inşallah.
Ne edeyim kız, biraz gülesin diye söyledim ama. Dün zaten söylemiştim sıvı yağ bulamıyoruz bir süredir diye. Akşamına annem bir gitti tekrar Lidl'e. Bir arkadaşım Münih'te almış da anneme haber etti. Lidl'e gittik, Edaka'ya gittik. Diyor ki Edaka'ya fazla Türkler uğramıyor. %5 uğrarlar. Pahalı ya orası. Ana yok yok, orayı da kalantınız etmişler. Orayı da bitirmişler. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, bunu da görsünler. Daha ne güzel. Bak. Ha, bunu da Amazon'dan aldım ha. 1 euroya 2 euroya, yalan olmasın. Ama çok güzel. Bak, ha, Türkiye'de de var onlar. Ben de hatta bir ara sipariş verecektim. 14-15 lira falan. İyi güzel işte yavrum ha. Aynen. Aha, ver formu, otur aşağı, al sana. Evet, annem şimdi bir şeyleri hazırlasın. Bak. Aman Allah'ım. Annem. Şimdi bak. Tarifi verirken orada 2-3 yemek kaşığı sirke yazıyor. Elma sirkesi. Uh-huh. Ben onu bütün hamurlara ekliyorum. Pastaya, poğaçaya, böreğe, su böreğine, ha böyle pişiye, hepsine. Keke, yaş pastaya, hamuruna mutlaka 2-3 yemek kaşığı sirke ekleyin. Ha bu yediğiniz hamur bağırsaklarınıza, midenize yapışmaz. Atar. O gluten yapışmaz. Adamsın ya. Ben onu söyleyeyim. Ben her zaman ekliyorum da millet soruyor. Niye abla, niye? İyidir. Yapın. Siz beni dinleyin. Ama bak, normal hamuru yiyin. Vallahi insana midesine yapışıyor. Vücuttan 3 gün atamıyorsun. Zaten işte kiloyu orada alıyorsun. Ha bunda da tamam. Şey, cırkını çıkartırsan alırsın zaten. Ama inanın, fark edin. Midesi benim gibi hassas olanlar bu hamur mideye yapışmıyor. Bismillah. Bir daha böyle süzgece atın bak. Aynen dükkanlardaki gibi yağı aksın, kendiliğinden gitsin. Her şeyi bizden beklemesinler. Vallahi. Oh. Evet arkadaşlar, annem şimdi pişileri devam yapacak. Ben de çamaşırlar var. Ne, beni onları tutmayın, beni tutmayın bak. Çabuk kızar, hemen kabarıyorlar. Ben de çamaşırlar vardı, onları hallettim. Bir odamızın tozunu alacağım. Havalandıracağım. Öyle. Hadi bakalım. Pişirdik. Bir güzel. Şimdi de Allah'ın izniyle Beyza benim otomatik hızlı çekime bağladı. Gitti. Aha ha böyle. Şöyle güzel de sosorlu süs giyeyim. Aha. Neydi lan? Sanki iştahımız çok kapalıymış gibi bir de süsleyeyim iştahımız açılsın. Aynen. Üç tane koyuyorum ha. Aha bismillah. Havradan da yavrusu çıkmış, onu beğeneyim. Güzel oldu. Peynir, zeytin, domates, çay, yemeden yanında yer. Bereket versin. He, siz Lütfü'ye kadar katabilirsiniz. Bu şekil yavrum. Böyle. Ne oldu, ne oldu? Gençler, Eymen Buray'la iş makinalarını izliyoruz dışarıda. Milli sporumuza başladık oğlumla, alıştırmalar yapıyoruz. Ama babacığım, önce kahvaltı yapmamız lazım. Bir de... Sizin evin inşaatı olunca, evet. Bir de kaşlarını çatıyor bir de. Babacığım. Ama önce bak, kahvaltı yapalım. Anneanne bize pişi yapmış. Ama çocuğa gösteriyorum. Aynen, vereceğiz vereceğiz. Soğusun da biraz. Soğuk ya. Bir tane elini yiyelim. Ellerine sağlık anacığım. Baba baba. Biz kahvaltımızı yaptık. Evet, milli sporumuz. Aynen. Şantiye izleme, dozer, kamyon. Şantiye izlemeye bayılıyor bizim burada. Şu an bir şeyler yapılıyor. Biz de çözümü böyle bulduk. Tabii ki yanındayız. Bayılıyor derken bayıldı yani. İlk defa böyle bir şey izliyor. Evet. Şuna bakın, şuna nasıl. Şur dikkat. İzleyeceğim. Kahvaltı yaparken bile. Şur dikkat. Evet, Burak'cığım da canımın içi şu an yerleri hemencik bir süpürüp silecek. Şu mutfak bayağı Eymen burayı şey yaptı, yağlı yağlı oldu böyle. Evet, yani güzel şöyle de göstereyim, hatta şu yerin haline bakın. Evet. Şimdi Burak, bu makine hem siliyor hem süpürüyor. Mükemmel bir şey, bakın. Biraz bir ağır şey ama. Evet evet. Ağır bir şey biraz ama en azından ya bu fayanslarımızı paklayan tek ürün diyebiliriz. Aynen. O yüzden hani çok lekeli oluyor genel anlamda normal sildiğimizde.
Bununla en azından olmuyor. Şimdi Burak hemen bunları halledecek. Evet, hadi bakalım. Evet, hemen hadi hadi. Masaya bakayım, fıs fıs yap bakayım. Evet, fıs fıs yap bakalım. Şu an güya fıs fıs yapıyor. Yap yap, fıs 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 fıs. Ben ağzını kapattım, o yüzden hiçbir şekilde açamıyor. Oo, şimdi sil bakayım masayı. Sil bakayım masayı. Evet. Fıs 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 yapıyoruz. Camları da sildik annesi. Oo. Fıs fıs şey. Sil bakayım şimdi bezle masayı. Sil bakayım nasıl sileceksin. Yok, illa fıs fıs yapacak hala. Şimdi masayı sil. Aa, hadi bakalım. Allah'ım ya. Gizem, ben bu çocuğu. Oh. Hey man, o nasıl dolaşmak? Aa. Şöyle. Oh. Yine fıs yap bakayım. Mihraksa babasını ne hale soktu. Hanımefendi gezmek istiyormuş. Çok seviyor. Böyle geçen de bağladım, siz uyuyordunuz. Bağladım, bütün evi gezdirdim. Hiç çıtı çıkmadı ya. He? Çıtı mı çıkmadı senin? Gel, hadi gel. Salona doğru geçelim. Bütün Avrupa'yı gezdireceğim sana kızım. Hiç merak etme bak. Gel. Nasıl bakayım? Şükür bak oturum yaradan. Evet arkadaşlar, biz evde biraz takıldık. Çocuklar uyudu, uyandı. Şimdi ne yapıyoruz? Hazırlandık, çıktık. Dayımlara gidiyoruz arkadaşlar. Bugün Ayşegül yengeme davetliyiz. Bakalım akşam yemeğine gideceğiz inşallah. Annem ne oldu? Nazlı kızımız. Ne oldu? Bir şaşkın, bir şaşkın. Ne oldu annem? Ben yanındayım, korkma. İstiyor ki durmadan araba süreyim. Eyvallah. Kusura bakma toruncağız. Ya da müzik açalım. Sen müzik mi istiyorsun? Gümbür gümbür istiyor bir de. Evet arkadaşlar, bakalım şimdi öyle gidiyoruz. Orada bir şey çekebilirsem çekerim ama çok çok sanmıyorum. Bakalım artık. Evet, gidelim. Sonra tekrar görüşelim. Hayalleri Paris. Yaşamın Somali. Evet arkadaşlar, dayımlardayız. Şimdi evde çekim yapamıyorum ama biraz bahçede falan çekebiliyorum. Bir de tavukları var. Şu an Enser tavukları içeri kapatacak. Şöyle. Aha. Allah'ım ya. Toplam 5 tane he? Şöyle bir alan yapmışlar. Süper ya, vallahi ilk kez gördüm tavuklarınızın olduğunu. Hadi bakalım. Bu arada çok hafif bahçeden bir şey göstereyim. Bakın şurada böyle kız kulesi detayı var. Çok güzel. Şurada da şöyle bir oyun parkı var. Geliyoruz Ömer Halis. Evet, şimdi biz akşam yemeğine geçeceğiz. Evde çekim yapamayacağım arkadaşlar ama sonradan tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar, biz eve geldik. Vallahi çok güzel bir akşamdı. Yengemin ellerine sağlık. Çok güzel yedik, içtik, sohbet, muhabbet, tatlı faslı derken anca gelebildik. Zaten söylemiştim, orada çok fazla bir çekim yapamadım. Evet, yani gerçekten çok güzeldi. Çok özleştik. Şimdi eve geldik. Çocukları hemen yatırdım. Şöyle kapanış çekmek istedim. Umarım hepinizin beğenmiş olduğu bir video olmuştur. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.